Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi Migros'a geldim. Hemen çok hızlı bir market alışverişi yapayım istedim. Evde çok fazla eksiğimiz var. Optum'a geldik. Optum'daki 5M Migros'a geldik. Buradan da kayınvalideme bir şeyler alacağım. Onun bardak, tabak eksikleri varmış. Onlar Fransa'ya gidecek. Onların hepsini bloklamak istedim. İlk önce şu züccaciye bölümüne geldik. Kendime böyle bir şey almak istiyorum. Buraya böyle çerez, çiğdem falan koyarım diye düşünüyorum. Güzel mi Emrah, sence alayım mı bunu? Güzel. Bir tane böyle alayım. Bakayım şu tahtası daha güzel olanı var mı? Bu biraz koyu. Sen koyu mu istiyorsun? Yok, o koyuydu. Biraz ha, daha açık. Açık renk olsa daha güzel olur. Mesela bak şu güzel ya. Ama bunları suya değince bak kötü olur. Şişer bende. Ya ben buna çiğdem falan koyacağım. Sen güzel ama. Şunu beğendim. Bir tane bundan alayım. Bir tane Migros'un şöyle büyük boy çöp torbasını alacağım. Bu iyi oluyor. Bir tane şöyle bulaşık makinesi için koku alacağım. 29 liraymış bu. Finish'in. Bir tane de mutfak bezi almak istiyorum ama hangisini alsam bilmiyorum ya. Bu Scotch Brite'ların acaba güzel mi bu sarı bezleri? Hiç kullanmadım böyle sarı bez. Şöyle genelde mikrofiber bez kullanıyordum. Ama bunu da çok sevmemeye başladım. Nasıl bir şey alsam bilemedim şu an. Şurada da var sanırım. Şunu çok beğenmiştim cam bezi olarak. Acaba bunun mutfak bezi var mı? Şu. Bu da 46 liraymış. Bunu alsam mı bilemedim. Şurada da gördüm. Palex'in şöyle bir bezi var. İkili. Bu 32 liraymış. Hem yağ çöz, kir çöz gibi bir bez diyor. Hem de normal mikrofiber bez. Bunu alayım. Bunu deneyeyim bir. Selfon'un şu dörtlü tuvalet kağıdından bir paket daha alayım. Bu da 24.90. Bunu da alayım. Bir tane şöyle büyük boy ikili diyor. 19.5 lira. Bundan alayım. Havlu kağıt. Sofya markasının. Bir tane Domestos alayım. Bu da 26.90'mış. Daha önce market alışverişimde almamıştım. Başka markette indirimde olur diye göremedim. O yüzden alayım şimdi, ihtiyacım var. Renklilere deterjan almak istiyorum ama acaba böyle bir toz deterjan mı alsam, bunu mu denesem, yoksa yine jel mi alsam bilemedim. Omo'yu almıştım daha önce, sevmedim ama şu an indirimde de o var. Persil 67.90. Omo 59 lira. Bu renkliler için olanı. Bilemedim. Şurada da Ariel var ama o siyahlar içinmiş. Ha, renkliler için var. Şunu alayım. Bu 59 lira. Ariel'in renklileri. Bir de şöyle kapsül alacağım. Bu Nescafe Dolce Gusto'nun kapsülü. Aslında ben bunları yurt dışından Emrah'tan istiyordum ama şu an kalmadı evde. O yüzden bir paketi alacağım. Bunlar yurt dışında daha uygun. Burada ne kadar? 124.90'mış. Sen ne kadar alıyorsun? Yarı fiyatını. Yarı fiyatını. Yani ne kadar yapıyor? Kaç euro? 24'ten yapıyor. 5. 3 euro. Evet, burada iki katı fiyatına kapsül satılıyor ama yapacak bir şey yok, kalmadı, o yüzden almam lazım. Bunlar da indirimdeymiş aslında. Kardeşimde de bu var ya. Evet. Neyse, o kendi baksın. Bir tane şöyle burger turşusu alacağım. Bunu tostun içine koyuyorum, çok güzel oluyor. 39 liraymış, yani 40 lira fiyatı. Bir tane terşehriye alacağım. 12.75'miş bu da. Yine bir tane 5 litrelik su alacağım. Şöyle. Ben ne kadar kutu kola istemesem de Emrah böyle içmek istediği için bir paket kutu kola alalım. Bu ne kadarmış? 74.90. Geçen de indirimdeydi değil mi bu? Evet. Bir tane. İki paket al istersen. İki paket mi alayım bunu? Tamam. Ben bir tane de litrelik alayım diyordum. Şöyle birkaç tane litrelik alayım ama. Bir tane alayım ya da. Yine hiç istemesem de Emrah sevdiği için şöyle dörtlü Red Bull alacağım. Bu da 76 liraymış. Ben hiç sevmiyorum ama Emrah çok içiyor bunu. O yüzden bir paket evde dursun. Bir pakette sade soda alacağım. Şu Saka indirimdeymiş sanırım. Yok, Saka değil bu. Sırma. Sırmada kalmamış. Saka 20.75. Bir pakette bundan alayım. Bir pakette Sırma'nın mandalina aromalı sodası var. 25 liraymış. Bir tane de bundan deneyelim. Şöyle biraz domates aldım. Bu da indirimdeydi, 14 liraymış. Biraz da salatalık aldım. Bu da 12 liraymış. Şuradan yine Maratin sucuğundan alacağım. Bu aynı fiyat, 107 lira.
Bir de şöyle bir şey gördüm. Tütsülenmiş piliç jumbo sosis. 33 lira. Bir pakette bundan alacağım. Şuradan da Namet'in piliç fümesini alacağım bir paket. Bu da 40 liraymış. Aslında hindi füme alayım ya. Şurada hindi füme var. Bunu alayım. Bir paket. Şurada sarımsaklı yoğurt gördüm. Sütaş'ın. 35 lira. Şundan da bir paket alayım, evde dursun. Şurada farklı bir peynir gördüm. Pul biberli biberiyeli. Tahsin Daroğlu'nun. Bu da 71,5 liraymış. Bir pakette bunu denemek istedim. Şuradan da Migros'un şu laktozsuz sütünden alacağım. Bu ne kadarmış? 21 lira. Bundan da 2 paket alacağım. Alabilir miyim ikisini? Aldım. Bir pakette şöyle krema alacağım içimin. Bu da 16 liraymış. Yine içecek bölümüne geldik. Emrah şöyle bir şey istedi. Bu da enerji içeceği gibi bir şey galiba, değil mi? 20 liraymış. Ya da. Bir tane bunu aldık. Artık çıksak mı? Çünkü böyle tavuk falan alacağım ama onları aşağıdan alırız Carrefour'dan. Şimdi arabaya yerleştirdik. Hemen Madame Pop'a gireceğim. Zaten oradan bardak beğenmişti, göstermiştim daha önce. Onları hemen alacağım, çıkacağım. %50 artı %20 indirim varmış. Hemen kendime şuradan tabak alacağım. Gelmişken ben de nasipleneyim. Şunları beğeniyordum zaten. Bir bunu alacağım, bir de şunu alacağım. Şöyle iki tane. Çerezlik gibi kullanırım diye düşünüyorum. Bunları kendime alacağım. Şurada şöyle bir çerezlik daha gördüm. Aslında salata kasesi olarak da kullanılabilir. Birazcık minik kalıyor. Bir de bunlardan alayım diyorum. Kayınvalideme. O böyle şeyleri çok sever çünkü. Bir pakette bunu alalım. Kahveyi su bardağı istemişti. Ona şöyle iki tane seçenek göstermiştim Madame Coco'dan. Şunu beğendik. Ben de bunu çok beğendim. Emin. Annem de bunu beğendi. Bundan 12 tane alacağız şimdi. Yani şu oluyor, %50 artı... 3 tane paket alman lazım. Evet. 4 değil mi bunlar? 4, 8, 12. Şu. Ama kontrol edelim, kırık olmasın. Orada bakmasına bakıyorlar zaten, değil mi? Tamam. 119. %50 artı %20 indirim var. %70 yani. Evet. Bundan 3 paket alalım. Bir tane de böyle mutfak havlusu alıyorum. Bunun kırmızısını daha önce kendime almıştım. Bir tane de kayınvalidem alıyorum. Madame Coco'dan çıktık. Aslında tatlı kaşığı da istemişti ama ondan kalmamış. Yani kalmamış değil, set halde satılıyor. Tekli halde de tatlı kaşığı satılmıyormuş. Sen bunu alır mısın? Fıtık mı var sende? Evet. Bende fıtık var. Fıtık var. İşte gelin önce fıtık var zaten. Daha ben evde olmadığım zaman koltukları tekeyle kaldırıyor. Nasıl oluyor? Neyse. Tatlı kaşığını alamadık. Onu sonra başka bir yerden bakacağım. Şimdi lokum almaya gidiyoruz. Afyon Lokum Atölyesi'nden alacağım onu da. Çok güzel lokumları var. Daha önce ben hep Tuğba'dan alıyordum. Yine Tuğba'dan da 1-2 paket alacağım ama Afyon Lokum Atölyesi'nden de böyle taze taze lokum alayım istedim. Oraya gidiyoruz şimdi. Yani 2 saattir ben ne anlatıyorsun Emre anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum. Aşk diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. O kadar hızlı konuşuyorsun ki. Yani bir şeyler söylüyor ama. O için ne oluyor biliyor musun? Benim bazen tükşe gidiyor. Evet. İstemsizce gidiyor. Ondan sonra ben de kendimi anlamıyorum, o da beni anlamıyor, öyle oluyor. Ben burada lokumdan bahsediyorum. Hani düşünüyorum şu an, acaba neyli lokumu alsak? Hani hangisini beğenir? Arasam da mı sorsam falan diye düşünüyorum. Olduk eve gidelim, şöyle video çekelim, böyle yapalım. Şunu konuşalım. Ben ekonomiden bahsedeyim. Vatan aşkından bahsedeyim. Neyse, Afyon Lokum Atölyesi'ne geldik. Vatan bayrak, millet aşkı başka bir şey değil. Favori.
Çok güzel gözüküyor. Yani yemedim ama şöyle kutuda aşırı güzel görünüyor. Şöyle bir kutu gitmeli Fransa'ya. buna bayılırlar. Çok güzel görünüyor. Fıstıklıyla beraber. Bir de böyle Hindistan cevizli yapıyorlar. Türk kahveli Emrah. Türk kahveli mi? Evet. Daha önce şöyle Türk kahveli yememiştim. Evet, güzel gözüküyor bak. Bu normal duruyor. O daha güzel onlar. Ondan Fransa'ya mutlaka gitmeli. Görümcemi arayıp sordum. O şu fındıklıdan bir de şu fıstıklıdan istedi. Bir de şu kutudan alacağım galiba. Çünkü bu bayağı güzel görünüyor. Şundan alacağım. Aldık. Şöyle vakumlu poşet de yapıyorlarmış. Hemen size de göstereyim. Çok mantıklı geldi böyle vakumlu poşet yapmaları. Çok hoşuma gitti. Yine ben Tuğba Çerez'den de alacağım bir paket lokum ama bu bayağı bir güzel bir lokum oldu. Şöyle. Bu da diğer aldığım o çikolatalı gösterdiğim lokum. Şöyle iki paket aldık. Doyuyor geldik. Burada bir yemek yiyelim dedik. Aslında ben evde yemek yapacaktım ama Emrah dedi ki sen çok yoruldun. Market alışverişi yaptın. Annem için, kardeşim için gezdin, dolaştın. O yüzden dedi dışarıda yemek yiyelim. Ben de tamam dedim. Sana kıyamadığım için öyle oldu zaten. Evet, kıyamadı bana. Öyle yine biz bugün de dışarıda yiyeceğiz ama yarın söz evde yemek yapacağım. İnşallah. Yarın sabah kahvaltısı menemenle başlayıp akşamları tavuklu kremalı güzel bir şey yapacağım. Bu arada siz görmediniz ama şu an sadece 2-3 mağaza gördünüz. Ben gerçekten birkaç mağaza gezdim. O sırada telefonla konuşuyordum. Yani sürekli kayınvalidemi ve görümcemi arıyordum. Bunu ister misiniz, şunu ister misiniz diye. Gratis, fastınız, eve. Birçok mağaza gezdim. O yüzden yoruldum. Yani hani 2-3 mağaza gezip yoruldunuz. Göksu demek. Neyse şimdi yemeklerimizi bekleyelim. Emrah da bayağı bir yorgun. Öyle bir yoruldu. Erkeklerin çilesi zaten. Beklemekle ömrümüz geçiyor. Başka bir şey değil ki. Öyle bir yoruldu ki anlatamam size. Sadece mağazanın önünde bekledi. O bir de iş biliyor musun sen? O boş değil ki. Öyle beklemek saatlerce çok zor bir iş. Öyle kolay bir şey değil yani. Evet, çok zor bir iş. Neyse o da yoruldu. Buradan sonra da artık eve gideriz. Yemeklerimiz de geldi. Şöyle bu benim menüm. Bu Emrah'ın menüsü. Emrah'ın menüsü yine daha güzel. Neden? Çünkü ben 4 tane tarhana doymam. Evet. Söyledim hatta. Aynı saat böyle bir şey diyeceksin. Bana niye söylemedin? Ben de doymam ya. Dedim bu daha mantıklıymış böyle olması. Galaxy neydi? Galaktik miydi? Galaktik. Arasında 10 gram 20 gram ne fark var? Evet. Yine daha iyisini o yiyor şu anda. Dedim ki senin ekmeğinden bir tane ısıracağım dedim. Bana şunu böldü. İçini gösteriyorum. Gösteremedim. Tavuk yok. Bana diyor ki al bunu ye. Niye böylesin sen? Bak içinde tavuk var da içindeki tavuğu çıkarıp böyle yaptım tamam mı? Tavuğum da burada. Gel. Ne oldu? Ben burada bir şey var sandım sakalım beyazlamış. Neyse devam edelim. Evet ben eve geldim. Bir Türk kahvesi yapayım dedim ama köpüksüz oldu şansıma. Biraz alırken geç kaldım o yüzden köpüğü gittik kahvenin. Şimdi aldıklarımı yerleştireceğim ama yerleştirmeden önce size ben hiç fiyat bilgisinden bahsetmedim bugün.
Afyon lokum atölyesinde o 2 paket lokum 420 lira tuttu. Madame Coco'da da 360 lira tuttu. Öyle yani, Madame Coco'dan verimli bir alışveriş yapmış olduk. Bayağı da indirimden faydalanmış olduk. Lokum da öyle, iyi fiyata geldi. Çünkü çok güzel taze bir lokum yapıyorlar orada. Çok hoşuma gidiyor benim. İnşallah kayınvalidemle görümcem de çok beğenir. Bu arada yolu üstü Tuğba Çerez'e de uğradık. Şöyle bir lokum kutusu aldım. Bu da Fransa'ya gidecek. Bir de şöyle şu Mirvari kahveden 4 paket aldım. Bunlar da Fransa'ya gidecek. Bundan daha önce göndermiştim. Çok sevmişler. O yüzden bir 4 paket daha aldım. Orada da başkalarına hediye ediyorlar sanırım kayınvalidemler. O yüzden şöyle indirimdeyken 4 paket alayım istedim. Gitmeden son olarak bir Kemeraltı çarşısına da gitmek istiyorum. Oradan da birkaç bir şeye bakacağım. Koltuk örtüsü istemişti. Bir de tatlı kaşığı istemişti kayınvalidem. Onlara da bakacağım oradan. Eğer güzel uygun bir şey bulursam onları Kemeraltı'ndan almayı düşünüyorum. Şimdi Migros'tan aldıklarımı dolaba yerleştirelim beraber. Önce yeni aldığım bezle ve şöyle evde bir çok amaçlı temizlik sirkesi vardı, karbonatlı. Bununla buzdolabını sileceğim. Evet, ben dolabımı yerleştirdim. İçecekleri böyle çok güzel yerleştirdim değil mi Emre? Evet, süsle olmuş. Ay, sanki böyle bir marketteki reyon gibi değil mi? Aynen. Süsleri falan böyle yaptım, kolaları böyle yaptım. Burayı kahvaltılıkları böyle koydum şimdilik ama daha sonra bunları şu kaplara alacağım. Onları da artık yarın sabah yaparım. Burayı da şöyle kavanozlarımı yerleştirdim. Burada baharatlıklarım var, burada soslarım var. Böyle güzel oldu. Bir üst rafımız boş. Oraya da salçalarımı koydum. Artık yarın yemek yaptığımda kalan yemeği koyarım diye düşünüyorum. Şurada da sebzelerim var. Bunlar için bir kap almayı düşünüyorum ama yani nasıl bir kap alayım bilmiyorum. Trendyol'dan bir bakacağım. O yüzden şu an bu kısmı göstermek istemedim. Burada da böyle sular, sütler. Öyle bir dolap yerleştirmesi yaptım. Artık ben bu videomu da burada bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.